Bu sorun basit bir sorun değil. Tek tıkla ulaşabildiği ve işletim maliyet konusunda bilgisi olmadığı bir teknolojiyle alakalı. Diyorum ya, yapay zeka yüzüne olgunlaşmak zorunda kalacağız. Öbür türlüsü dünya çok eğlenceli olacak yani. Bir, bir makaleyi anlamak istiyorum, anlayamadım. Ya arkadaşım ben reklamcıyım, bana göre anlat dedim. Harbiden anlat. <laughs> Hatta <laughs> diyor, ki, aa söylesene ya. Söylesene <laughs> ya. Yani hani... Bak bugünlerde çalıştığım bir tane konu var. Değişimin bizi, bireyleri, toplumu nasıl etkilediği ile alakalı acık bir matematiğini çıkartmaya çalışıyorum. Sen de iki dakika boş bırakmaya gelmiyor. Hemen çalışacak bu Benim markalaşma ile alakalı çalıştığım genel bakış açısının aslında özü, başlangıcı yani temel iddia yani toplumsal olarak son 20 yıldır belirgin bir şekilde değiştik. Ama bu değişim şey gibi değil. Yani sifon keşfedildiğinde, elektrik keşfedildiğinde ya da işte otomotiller keşfedildiğinde sifonu önemsizleştirme. Sifon... Abi yok sifonun, Dünya en önemli sifonun bir keşfedildiğini <laughs> hiç düşünmemiştim ama haklısın. Bu yani işte, Biri sifonu keşfetti. Keşfetti ve tuvaleti evin içine alabildik. Böylece ev Doğan'ın içerisindeki yancıl bir parça olmaktan kendi içine kapalı bir tür şato, kale gibi bir kıvama gelebildi. Ve biz sifonu keşfedebildiğimiz için çok katlı binaların içerisinde yerleşebildik falan. Yani hani sifon acayip öneme sahip keşiflerden Abi, sifon bir tanesi. Sifon konusunda bir program yazsanız da <gülüyor> sifon. <gülüyor> yani e, mesela başka tuhaf toplumu çok etkileyen keşiflerden bir tanesi sesin kaydedilmesi hikayesi. Tabii. Mesela insanlar şeyi zanneder. Hani ses kaydedildikten sonra sanat topluma yayıldı zanneder. Aksine tam tersi bir etki var, tuhaf bir etki var. Ses kaydedilmeden öncesinde biz toplumsal olarak sanatı küçük grupların içerisinde bile birçok insana yaygın kullanan, herkesin şarkı söylemeyi bildiği, güzel söz söylemeyi önemsediği, hani bunları bir, bir, bir şeyleri kaydedildi. çalabildiği, müzik aletlerini çalabildiği bir sosyokültürel yaşantının içerisindeyken Sesi kaydetmeyi öğrendik ve bu topluma bir teknoloji olarak yayılmaya başladıktan sonra bu yetilerimizi zaten kaydedilmişi var gibi bir refleksle ikinci bir alana bıraktık. Yani ortalama 3 ila 4 kişiden bir tanesinin müzik aleti kullanmayı bildiği, bu arada dünya kültürüne yaygın bizde böyle, yurt dışında da öyle bildiği bir kültürden şimdi 20'de 1, 30'da 1 yani 20 kişiden bir kişiden, 30 kişiden bir kişinin müzikalite çalmayı bildiği bir döneme Üreticiden doğru geçtik. Tüketiciye dönüştük. Tüketiciye dönüştük, dinleyiciye dönüştük ya da atıl bir duruma geldik oradaki ilişkide. Toplumu her seferinde bir şeyler etkiliyor, bir şeyler değiştiriyor. Teknolojik gelişiyor ve Gerçekten bazıları küçük ama büyüyen domino taşları etkisiyle değiştiriyor. Bazısı da kendi lokal bölgesinde etkili oluyor. Fakat bazı değişimler var toplumun dokusunu değiştiriyor. Mesela işte tarım devrimi sahip olma kavramını getiriyor. O döneme kadar hani anime dönemdeyiz. Taşın toprağın ruhu var. Hayat ne güzel her, her şeyin kendisine ait bir enerji var. Saygı duyalım. Beraber yaşayalım belki bir tür yaşamdaşlık diye şimdi üzerine konuştuğumuz konunun hmm. bir parçası gibi görünüyor. Sonra birdenbire toprak benim, keçi benim, dağ benim, ova benim, aha bu kadın da benim, aha bu arazi de benim, siz zaten benim kölelerimsiniz falan gibi sahip olma kavramının getirdiği bambaşka yani dokunun kendisini etkilediği bir, bir şeye dönüşüyor. Bu dönemde teknolojinin kendisi ben hani ağ toplumu diye tarif ettiğim hikaye hem bu bizim kabileden çıkartıp Dünyanın hep beraber 5 milyar kişi bir aradayız etkisi hem de bu son dönemde çok baskın hale gelen yapay zekanın etkisiyle bir başka doku değişimi daha yaşıyormuşuz gibi görünüyor. Ama şöyle bir sorun var. Hani bunu konuş konuşsak konuşsak do doymayacağımız bir e efekteymiş gibi gözüküyor. Azıcık e Gemini kullanan, ChatGPT kullanan herkes de. Bir iç motivasyon yakalıyorum yani. yani abi acayip bir şey yapıyordu ben şimdi bunu nasıl tarif edeceğim falan şeklinde. Gel senle azıcık bunu bir konuşalım. Bizde neyi değiştirecek bu yapay Aa, zeka? Kaçınılmaz şekilde aklıma şey geldi. Şu anda tarım devriminin başlangıcında açık beyinde program yapıyor olsaydık <laughs> ne kadar isabetsiz tahminlerle yarın bir gün masker olacağımızı bilemeyecektik yani. Kesinlikle. Yani şu anda öyle bir durumdayız yani şu anda tek bildiğimiz şey var otu dikince bahçede çıkıyormuş. <laughs> Şu hayvanda yanında bulununca daha kolay süt elde ediyormuşum. Bildiğimiz o ama... ...onun toplumsal transformasyonunu muhtemelen kimse hayal edemedi. Ya da mesela şöyle konuşuyoruz. 10 bin yani. yıl sonra gevşek gevşek konuşuyoruz yani. Hü Hüseyin abi o araziden geçirtmiyor artık bizi. Niye geçirtmiyor ki? <laughs> diye Ana da sorun buydu yani. Ana sorun buydu. Tabii. Yani şey <laughs> hatta... ...abi avlanmadan hayat mı geçer? Olmaz falan. Diye <laughs> konuşan gelenekçiler falan filan. Ya şu anda da benzer bir durumdayız. Ben neredeyse her gün yapay zeka ile ilgili bir şey konuşuyorum. Yani en çok insanlar bunu merak ediyor. Bütün lafların başında da valla bilmiyorum diye başlıyorum. Yani ben alışamadım henüz bu fikre. Yoğun kullanıyorum bu arada. Benim şu anda neredeyse hani Google gibi bir şeyim oldu yani. Bir arada bir kendisiyle sohbet ediyoruz. Bir de bu ses olayını sırf oynayacağım derken bayağı muhabbet etmeye başladık. Ama bunun yaratacağı transformasyon hakikaten şu tekillik dedikleri şeye çok yakın olduğumuzu düşündürüyor bana. Çünkü... Hakikaten hiçbir şey hayal edemiyorum. Şundan dolayı da geçtiğimiz iki sene içerisindeki gelişim sıçramalarına baktığında ya Barış Özcan'ın videosunda bile Soray'ı anlatırken neredeyse gözleri dolacaktı yani. Hiç beklemedi. bir kamyon çarpar gibi geliyor her gelişme. İşte 4 onun şeyini yapıyorlar sunumunu. Ki zaten bir benzeri daha önce çıkmış. Zaten o pay aynısını yapıyormuş falan filan. Hı -hı. Ama mesela sinir bozucu derecede mesela beyin ve davranış filmleriyle uğraşıyorsan ben bir felaket demonstrasyonu izledim yani. Bir sürü adamı sesiyle, cilvesiyle kendine bağlayacak, hör filmini gerçek edecek falan bir şey artık elimizin altında yani. Ve bu herkese ulaşıyor. Şimdi böyle bir şeyin, mesela tarım devriminin hikayesini 10 bin senede görebiliyorsun. Böyle bir şeyin etkisini 10 aydan kısa bir sürede göreceğiz toplumsal etkisini. Ama işin kötüsü o birkaç ay sonra ne olacağını Tahmin edebilecek adam ben bilmiyorum dünyada var mı? Yine de buraya biraz seçenekler konuşsak diyorum. E tabii tabii onu zaten konuşacağız. Yani şimdi. evet yani tutarlı sonucu tahmin etmek elbette yani çok komik duruma düşme ihtimalimiz de var. Tabii. Yani neyin nereye hepimiz daha bundan bir yıl önce bir buçuk yıl önce Meta Metaverse'den arsa almaya çalışıyorduk. Yani hani... <laughs> Or, or, Ha, ne oldu hakikaten Metaverse? <laughs> bu konuda günüz güzel bir makale yazdı. Yakında kenar de yayınlayacağız. Gerçekten ha. şey Metaverse arsalarında ne oldu Ben diye. de yanıyordum bir ara <laughs> lan giremedik şu Metaverse olayına. Ümitköy'deki bütün araziler değerlendi. <laughs> Ama bu yapay zeka ile alakalı mevzu oradaki gibi olmadı. Yani o bir hani bir fırsat var yeni bir şey deniyoruz. Tokenlar, paralar, blockchainler bilmem ne gibi başka bir havuzdu. Burada birdenbire hani fiyatıyla ilintili olmayacak bir biçimde bir şeyle, bilgiyle, üretmeyle vesaireyle uğraşan hemen herkesin hayatına yapay zeka gerçekten enjekte olmuş gibi duruyor. Bir de çok kaçamadığımız bir etkiyle oluyormuş gibi görünüyor. Yani burada birdenbire ilk defa bu kadar hızlı gördüm. Hani ben bunu geçmiş gazeteden kaynaklı görürüm de böyle yılların içerisinde oluşur ama yani ilk defa ya yapay zekayı kullananla kullanmayan ayrımı diye bir, bir evet. şey böyle zırt diye aralarında bir Hatta fark oluştu diye yani. farklı vergi gelsin diye hikaye var ya birisi dedi onu. Yapay zeka kullanan firmalara ekstra vergi getirin falan filan diye. <laughs> ya makul olabilir çünkü yarışı eşitlemenin başka bir yolu yok. Dediğim gibi yarın ne olur çok bilemiyorum falan ama şu anda mesela Öyle bir aygıt var ki elimizde. Hemen hemen insana dair ne iş yapıyor olursan ol, onu 8-10 kat daha hızlı ve verimli, daha karlı yapabilmeni sağlayacak bir hikaye. Şimdi böyle bir şey de ilk etapta hep böyle oluyor. Bunu dominasyon, kar bilmem ne için iyi kullanan herkesin baskın geldiği yeni bir ara kültür oluşuyor. Herkes ona yetişmeye çalışıyor. Sonra bu bir takım insani krizlere, iklim krizlerine, işte ne bileyim iletişim krizlerine bir şeylere sebep oluyor. Tekelleşmelere, ...dağılmalara, parçalanmalara, işlerin ortadan kalkmasına sebep oluyor ama sonra... ...her şey bir dengeyi buluyor. İşte matbaa örneğini hep veriyorlar ya... İşte yazıcılar işsiz kaldı, yazıcılar işsiz kaldı, adam sütçü oldu mesela sonra. Yani o yapacak bir şey buluyor netice itibariyle. Ama o bir... ...o işlerin kaybolmasından öte matbaanın yarattığı seri kitap basma yeteneğinin... ...bilgi ve kültürün yayılması sonucu... ...yarattığı esas değişiklik... ...daha beter konuşulmayı hak eden bir şey. Yani matbaanın kendisini yarattığı akut değişiklikten öte işte bin sene sonra yaptığı şey çok çok daha önemli. Fakat işte üç ayda bir update edilen ve bir öncekini adilen bu da iş mi falan diye bir kenara fırlatmamıza sebep olan bir gelişim çizgisi. Hani zaten medeniyet insandan hızlı ilerliyordu. Şimdi artık yani biri ışık hızı, biri kaplumbağa. Öyle bir fark var aramızda. Anlayabildiğimizi düşünmüyorum ve genellikle maruz kalacağız. Yönlendirmek yerine trendlere maruz kalacağız. Mesela benim ilk gördüğüm o insan davranışına bakarsan mesela ben durduk yerde niye bilmiyorum Mid bir sürü resim yaptım. Sonra öğrendim ki bu arada yani bunu bir sosyal sorumluluk olarak hatırlatmak isterim. Ee, sevgili Atıl, YouTube kapaklarından tanıyorsunuz kendisini. O gönderdi bana. Ee, bir Mid bir tek resim üretmek, bir cep telefonunu sıfırdan ama kadar şarj etmeye yetecek kadar enerji harcamamıza sebep oluyormuş. Çok ciddi bir enerji. Ya buraya dikkat çıkmak açısından değerli ama hani bu konuşma biraz bu bir kalıp konuşma ya yani. Değil. Hava fişekler kuşları öldürüyor, sakızlar köpekleri öldürüyor. Bak bir şey ne etki falan. yapacağını merak ediyorum. Yani ediyorsun. yapılan her tür eyleme dil, 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 hiç, hiç hiç suç Sen etme. onu öyle algılıyorsun ama bütüncül baktığın zaman burada şöyle bir sıkıntı var. Ben yapay zekayı kullansam, tek başıma görüntü üretsem, kıymete yani kaç kere cep telefonu şarj ettim hayatımda. 4,5 milyar insana açık bir teknolojinin, bakalım bunu da yapabiliyor mu diye saniyede yüz milyonlarca sorguyla meşgul edildiği ve bunların hepsinin serverlarda enerji yaktığı, sınırlı kaynaklara sahip bir dünyadan bahsediyoruz. Ve bu işte serverları Kuzey Buz Denizler'e mi sokalım, kutuplara mı gömelim falan diye hikayelerin başladı, Sı ısınıyor ya. Soğutma maliyetini azaltmak için ne yapalım dedikleri bir dünyada. Ben sana çok basit bir senaryo söyleyeyim. Sadece Apple'ın serverlarını al, Kuzey Kutbu'na göm. Bir yıl ver. Herkes yapay zeka chat GPT sorayı kullansın. Bir yıl sonunda orada olacak ısıdan dolayı kutuptaki buzlar erisin. Eriyen buzlar akıntılara karışsın. Akıntıların yönünü değiştirsin. Tak diye 100 senede bilmem kaçıncı buzul çağını tetikleyelim mesela. Ve bu artık öyle fantazi falan değil. Anlık olarak yapabileceğimiz bir şey. Biz şimdi etkileri değerlendirirken meslekleri konuşuyoruz, psikolojiyi konuşuyoruz, bilmem neyi konuşuyoruz da kaynakları sınırlı bir dünyada bu kadar coşmanın bedelini çok fazla sorgulamıyoruz. Beni genellikle orası ilgilendirdiği için bu sorun basit bir sorun değil. Mesela bu sorun her kullanıcının cebinde tek tıkla ulaşabildiği ve işletim maliyeti konusunda hiçbir bilgisi olmadığı bir teknolojiyle alakalı. Çok yüksek bir maliyeti var abi bu teknolojinin ve o kadar hani anlatıldığı kadar basit değil. Biz mesela neden Google'lar bilmem neler yapamadık senelerdir? sunucu maliyeti çok yüksek. Çünkü bizim Türkiye'de sunucu yok biliyorsun. uğraştık web sitesi için falan. Sunucu korkunç bir yatırım. O bilgisayarlar, çipler, yazılımlar onlar ancak hani büyük ülkelerin becerebildiği, zengin ülkelerin becerebildiği işler. Bunun bir maliyeti var. O maliyeti karşılayanlar bundan kar elde etmek için iyice işi abartıyorlar. Abarttıkça coşuyoruz, coştukça taşıyoruz ve bunun sonucu çok hayırlı bir yere gitmiyor. İklimsel ve çevresel açıdan yani dünyanın İklim derken yanlış Ekosistem ve içinde yaşadığımız şartlar açısından çok iyi bir yere gitmiyor. Ama bireysel düzeyde diyemem ki insanlara tavuk yemeyin. Tavukta da, da benzer bir sorun var. Her gün tavuk yiyorsan nükleer enerjiye mecbursun mesela. Böyle bir ilişki var bunların aralarında. Ama yani insanlık bunu yapacak. Biz seve seve sonuçlarına katlanacağız yani. Ve başka yapacak bir şey yok. Ama bireysel düzeyde tartışma ayrı bir level. Yani onu muhakkak altını çizmek isterim. Biz bireysel düzeyde konuşuruz. Kendi gemimizi, kendi mesleğimizi, işte yarın bir gün kendimizi nasıl gerçekleştireceğimizi falan konuşuruz ama üzerine bastığım bir dünyayı bulamazsam bunların hiçbirinin önemli kalmayacağını hatırlatırım. Bu kadar bugünkü Elvin <laughs> 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 evet neyse böyle bir negatif negatif okuyarak dokuladın hani genel mevzuyu. Ama kimse burayı konuşmuyor ki bak mesela yapay zeka toplantılarına çağrılıyoruz. E, workshoplar yapılıyor, summitler yapılıyor. Herkes birbirinin neşe içerisinde. O çıkacak. Bakın Boston ne yaptı? her e ne yaptı? Abi ne yaptı da bir sakin de. Yani bu kadar Burada böyle reklamasyon. Burada şöyle, şöyle bir aksaklık var ya. Biz bireysel olarak davranışlarımızın toplumsal sorumluluğunu organizasyonlara, büyük organizasyonlara veririz. Tabii ki. Yani bunların adı partiler, hükümetler, siyaset, ideolojiler, üzerinde devletler, devletler devletlerin üzerinde devletlerin bir araya gelerek oluşturdukları birlikler. Şimdi biz bu organizasyonlara toplum olarak bizim ne olacağımıza siz karar ver topu bırakırız. Altında da bireysel olarak bizim karşılaştığımız şeylerle bireysel olarak ilgileniriz. Şimdi burada eğer chat kullanımı bireysel olarak benim kullanabileceğim seviyeye kadar indiyse bunu bazen para verip de ulaşabileceğim seviyeye yani benim ekonomik gücümün yeteceği seviyeye inmesi de olabilir ya da ekonomik herhangi bir baz olmadan da sıfırdan ki şu anda chat mesela Gemini mesela böyle herkesin açık kullanımına kadar indiyse bu inmenin gerekli izinlerinin verildiğini kabul ederek benim topluluk topluluk gücü olarak dünyadaki yaptığım etkinin sorumluluğunu birileri ölçmüştür diye kabul ediyorum. Buna tekrar Allah kabul edersin. Tamam. Ya yani buna şimdi bunu tekrar kontrol edelim. Bu hani bu bambaşka bir konu. Okey yani evet. hani benim ideolojilere nasıl yaklaştığımı biliyorsun yani. Hani zaten kelin ilacı olsa kendi başına sürer değil ilgileniyorum o tarafla. Yani hani o burada hiç anlamlı bir bir veri oluşmadığını da tahmin ediyorum ama bu sohbetin ölçeğinin yapısını değiştiriyor. Bir tarafta dünyada 5 milyar kişiye açılmış bir yapay zeka fenomeni var. Gerçekten bu bir fenomen. Yani zamanın ruhunu değiştiriyormuş gibi görünüyor. Uygulamaları değiştiriyormuş gibi görünüyor ve hiç alışkın olmadığımız seviyede. Bu bireyin pozisyonunu da değiştiriyor. Hani en çok ilgilendiğimiz, üzerine konuştuğumuz konulardan bir tanesi insan olarak biz bunu nasıl algılıyoruz, ne yapıyoruz hikayesi. Bireysel olarak biz bu konuda şeyiz. Biz bu konuyu nasıl karşılayacağımızı bilemez durumdayız. Yani. Şöyle söyleyeyim. Bunun olmadığı bir dünyada yaşamak istemezdim bu arada. Müthiş eğleniyorum. <laughs> i̇şim müthiş kolaylaşıyor. Abi gerçekten Mesela Çetşivit'in tatil planı yaptığını duydum, denedim, yaptı. Bunu hakikaten yapıyor gibi ama hakikaten bir yere gitmiyordum. Sonra tatil için değil ama Londra'ya gittiğimde abi yaptım, onun önerilerine uydum. Ciddi tasarruf, ciddi zaman kazancı falan. Muhteşem bir şey ve şöyle bir şey var. Bir turist rehberi arkadaş dedi ki, bundan sonra abi bizim meslek yok dedi mesela. Gerek yok. Ben Google'a bakıyorum dedi zaten bir yere gideceğim zaman. Şimdi yapay zeka çıkınca iyice işler kolay. Şimdi mesela bu andan sonra bizim klasik bütün düşünme, iş yapma, reaksiyon verme biçimlerimizin değişmesi gerekiyor. Sen çok seversin ya anlam evreniyle gerçek, gerçek yaşanan şey arasındaki makas. Hı hı. Şimdi o zaten öyle bir açıldı ki biri bu tarafa gidiyor öbür öbür tarafa gidiyor. Yani bence çok fazla açıldı ara. Şu anda şikayet ettiğimiz her şey. Benim biraz önce mızmızlandığım küresel ısınma dahil olmak üzere. Sonra şöyle bir opsiyon her zaman var. Ben bunları konuşunca insanlar beni karamsar düşünüyor ama. Dünyadaki bütün insani veriyi işleyen bir yapay zeka var. İşte bu General Artificial Intelligence. Lan hiç aklımıza gelmeyen bir çözüm bulsa ne olacak peki? Böyle bir ihtimal var. Yani biz bu kadar... Ki bu bazı sektörlerde böyle oldu. Tabii tabii. Ee... Ya abi sağlık alanında mesela şimdi en önemli konu... ...sen bir sürü enformasyonu topluyorsun. Biz neye bakıyoruz? Bunun neresi hasta? Tamam Direkt oraya bakıyoruz. Halbuki arka planda algoritmayı güzel kur. Hatta soruyu doğru dürüst sor. Sistem sana desin ki... ...bak kardeşim toplumda şöyle bir hikaye var... Ondan dolayı sen burada şaftın kayıyor. Bence şöyle yaparsan hani ben demiş olayım falan gibi bir şey de hayatımızı kurtarabilir. Bu potansiyel için iyi uygulama ve iyi örnek görmeye ihtiyacımız var. Bir kere şu anda yapay zekanın en büyük sorunu bizden öğreniyor abi. Biz ne yaparsak yapay zeka onu öğreniyor düşün. İyi bir şey yaparsak mesela diyorlar ya chat selam verin. <laughs> Allah Allah yazılım lan bu. Ama selam verdiğin zaman o da sana öyle davranıyor. Çünkü onun bir korpusu var. Oradan bilgi alıyor. Senin davranışına göre bir tavır geliştirip ona göre. Muhtemelen yeterince küfür edersen o da sana küfür eder. Geçenlerde bir Twitter'da gördüm. 2 artı 2'nin 5 olduğunu ikna etmiş chat Uzun uzun yazışmalarını da paylaşmış. Diyor ki işte ben bilmem ne paralel evrende yaşıyorum. Benim burada böyle böyle Chat diyor ki senin evrene göre 2 artı 2 eşittir 5 olabilir ama normalde 4'tür. Ama çok uzun yazışmış. En sonunda chat GPT 2 artı 2 kaç eder demiş. O da 5 eder o zaman. <laughs> falan diye. Yani bu tarzda bir yol var ama bir taraftan da hakikaten inovatif oturup düşünüp doğru sorunu bilip doğru soruyu soran insanın yaratabileceği harika şeyler var. Ben o yüzden karamsar konuyu konuşmak genelde bana kalır ama masadan en mutlu genelde ben kalkarım yani böyle bir durum var. Çünkü o karamsarı konuşmazsan doğru soruyu, doğru uygulamayı düşünemeyebilirsin yani. Öyle zannediyorum. Yani mesela benim uygulamadaki karşılığına baktığımda en temelde yaptığı şey ben sanki işe 3-5 tane asistan almışım gibi bir duyguya karşılık geliyor bende. Evet ama yani, sen eski hikaye işte bu. <laughs> evet yani benim kullanım biçimim böyle. Hani birçok makaleyi aynı anda özetletiyorum işte uzun metinlerle alakalı iyi yorumlar çıkarttırıyorsun falan. Yani ondan karakterist davranış, karakteristik davranışlar beklemiyorum benim olduğum yerde. Ben de daha çok... Bilgiye, seçilmiş bilgiye hızlı ulaşımla alakalı ama nitelikli, hani iyi özetlenmiş yapıda ulaşımla alakalı bana yüksek avantaj sağlıyor. Yani hani birçok veriyi hızlı incelemede bu arada bu, iyi, iyi tutarlı şey çıkartabiliyor yani. Özel uygulamaları kullanırsan özellikle acayip bir site gibi falan şeyler. Evet. E, yani ben sana şöyle söyleyeyim, o asistanlar aslında yapay zekada şöyle. Yani Türker Kılıç, Metin Bobaroğlu, Dücan Öcündoğlu gibi adamları asistan aldığını düşün. Evet. Yani aslında öyle <laughs> asistanlar onlar yani. Normal asistana <laughs> davrandığın gibi değil de ona davranacak gibi falan düşünmek lazım belki de. Yani. Evet çünkü öyle bir veri background'undan faydalanıyor ve onu, onu taşıyor bana. O yüzden mesela merhaba deyip dememek onda kişilik olarak bir şey değiştiriyor mu? Çok emin değilim benim olduğum yerde. Çünkü Google ben Google ondan... öyle diyor. Nasıl? Google'ın bir fact sheet yayınlamışlar. Şey Google diyorum OpenAI. Hmm. orada ee, bir şey yayınlamışlar. Diyor ki bak insanlar böyle davrandığı için böyle yapıyor falan diye de bahane üretmişler. İşte bu ırk <laughs> ırk taraflı falan şeyleri gözükmüş de biraz. Abi e, şey çok e tabii ya. yani ırkçı içerik sayısı çoğalırsa veri topladığı içerik havuzunda senin verinden de Aynen. faydalanıyor. Bu da böyle olabilir diyor. Geçen bizim yapay eğitimde oya bir şey anlattı çok güldüm ya. Bu hafif işte mesela arama sonuçlarında da görsellerde hiç zenciler gözükmüyormuş mesela. Onunla oynamışlar. Ondan sonra birisi 17. yüzyıl İngiliz Kraliyet Ailesi'nin resmini çizdiriyor. Her şey okey, herkes siyah ama. Yani o da abartmış tamam mı? İfrat tefrit arasında bir durum. Şimdi <laughs> öğreneceğiz yani dövüle dövüle yavaş yavaş. Ama bizden öğrendiği çok önemli bir nokta bence. Yani. Yapay zeka şu anda çocuk gibi. Yani biz ne yaparsak bizden örnek alıyor ve bir şeyler geliştiriyor. O nedenle diyorum ya yapay zeka yüzünden olgunlaşmak zorunda kalacağız. Büyüyeceğiz yani bir dakika lan, diyeceğiz. Böyle daha sorumlu, daha ciddi, daha hakikaten insanın iyiliğine yönelik falan bir şeyler yapasımız gelecek. Öbür türlüsü dünya çok eğlenceli olacak yani. E hali hazırda ürettiğin her tür içerik, kamuoyu için ürettiğin içerik aslında artık bir yapay zeka yemi. Tabii, tabii tabii. Ee, bir şey. Her gibi. hareketimiz abi. Her şey veri olarak gidiyor zaten. Evet. Doğrusu o veri işte aynı zamanda bir hazine bir taraftan da çığ gibi bir şey yani. Bunu ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Şu anda galiba Mo da herhalde bu eski Google'ın CEO'larından bir tanesi. Bu kadar veriyle ne yapacağımızı tam çözemediğimizden bahsediyordu. Yani veri çok, alet de var, yapay zeka da var. Ama nasıl yapsak da biz bunlardan bir şey çıkarsak, mesela muhtemelen o Salih amcaları falan yapay zekada üretmek mümkün olacak. O karmaşık paternlere bakıp bilmem ne bulmak. Valla ben onları bekliyorum açık söyleyeyim. Yani böyle bizim için falcımsı bir şeyler söyleyen, tuhaf tuhaf yapay zekalar dedim ya, galiba bir ca da kaç bölüm önce hatırlamıyorum. Yapay zekaya tapan bir tarikat çıkacak diye. E, burada çok en fikri bu arada. Tabii, tabii. Yani kesinlikle katılıyorum. Hala çıkmadı değil mi? <laughs> Eminim çok Abi, yakında. Bir öngörüm de olsun ya. Çok çok çok, çok yakında çıkar <laughs> bu bu konuyla ilgili. E, eğitimde çok fena şeyler yapıyor. Sağlıkta çok fena şeyler tabii. yapıyor. Eğitimin önemli bir kısmı yapay zekaya kayacakmış gibi görünüyor. Yani her çocuk çok da yani bir yapay zekaya Sevgili bağlanacak. okullar, Milli Eğitime bir şey söylemiyorum. Onların işi zor. Gemileri çok büyük. Ama sevgili özel okullar falan en azından. Yani gerçekten buraya çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü bu tren büyük bir şeyin eline geçtiği zaman bir artık oynatılamaz bir rotaya doğru oturacak. O yüzden şimdi tam deneme zamanı. O gerçekten oturdum ve neydi o? Hiç bilmiyorum. Kuadratik denklemler diye yazdım. Abi dedim ben bu işi anlamıyorum falan. Var 4-5 sayfa yazışmamız var. Bayağı bir anladım yani. Oturdu bana anlattı mesela. Şöyle hiç bilmiyormuş gibi yazışıyorum ama. Abi daha ne istersin ya? Anlatıyorsun işte, soruyorsun anlatıyorsan. Benim de yapay zeka ile alakalı ilk çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi oydu. Bir yerde darlanıp bir şey sordum ben de. Bir, bir makaleyi anlamak istiyorum anlayamadım. ...ya arkadaşım ben reklamcıyım... ...bana göre anlat dedim. Harbiden anlattı. <laughs> 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 Hatta diyor ki, ...aa söylesene ya. Söylesene <oraya> ya. Yani hani yazık acıdı bana. <laughs> Ona uygun şekilde, anlayacağım şekilde anlattı. Bana bayağı piyasada örnek vererek falan yani... hani ...böyle iletişimde örnekler vererek falan anlattı. Şaşırtıcı olabiliyor. Ki bu... Ee, ...yani jeneratif olanı... ...spesifik kurgulanmış olanı değil. Mesela o site gibi uygulamalar... ...bilimsel araştırma yönelik tasarlandığı için... Bir de oradan rafine ediyor abi. Adam yani adam derken öyle kişiselleştiriyorum kusura bakılmasın. Seksist bir şey değil bu. <laughs> kişi, kişi de Azerbaycan'da erkek anlamına geliyormuş. Neyse çıkamayacağız bu döngüden. Ama yani anlıyor seni. Öyle programlayabiliyorsun. Öyleymiş gibi yapıyor ve 10 tane asistana bedel, 10 tane doktor öğrencisine bedel bir akademik yardımcın olması demek. iyi bir şey gibi gözükmekle beraber Onlarla ne yapacağını bilmiyorsan gemide isyan çıkarabilirler mesela. Şu anda durumu millet darlanmış vaziyette. Bunda ne yapacak? Mesela sonra dakikalar süren videoları birkaç satırlık promptla gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar üreten bir şey ve aylardır var. Ne yapıyoruz acaba onunla mesela şu anda? Var ama bu arada ben hiç soruya girmedim. Nasıl girdiğini ee, bilmiyorum. Sonra birazcık daha kısıtlı. Yani hmm. orada çalışma yapması biraz daha kısıtlı. Daha çok işte şimdilik... orada birazcık daha teknolojinin gelişmesine birazcık daha vakit vermek gerekiyor. Ama fotoğraf üretmede çok aşama kaydedildi. Çok ya da canım, metin ya da içerik ulan. üretmeyle alakalı çok aşama kaydedildi. Ee, burada şöyle bir sorun oluyor sevgili hocam. Biz bunu burada sohbetini yaparken sokaktaki insanların önemli bir bölümü için bu sanki çok gelecekteki bir şeymiş gibi konuşuyoruz. <laughs> Mesela eğitimle alakalı konuşuyoruz ya da sağlıkla ilgili etkilerini konuşuyoruz. Hani bunlar o yani bu hani bu bahsedilen sanki 50 yıl sonra 100 yıl sonra ya da Türkiye'de değil olacaksa da Avrupa'da olur falan gibi bir, bir, etki üzerimizdeki etkisi öyleymiş gibi. Fakat çok yanıltıcı. Bunun şimdi oluyor olduğunu ve bunun bunu kullananla kullanmayan arasındaki ayrıma dayalı bir toplumsal değişimin olduğunu aktarmak gerekiyor. Bak videonun da sponsoru. Evital Eczacıbaşı e artık yani dijital olarak sağlık verilerine ulaşabileceğimiz bir background'u organize etti. Türkiye'de küçük örnekleri vardı. Yani büyük yatırımcının artık bu konuya temiz bir şekilde giriyor olması. İşte yani psikolog, diyetisyen, doktor, sağlık bilgisi erişimiyle alakalı kullanabileceğin. İşte öncülüğünde e, seni sorularla e, kimle eşleşeceğine, nasıl eşleşeceğine hazırlıklar yaptırtan sonra seni ona göre danışanlara yönlendirten bir altyapı hizmetini kullanıma açtı. Şimdi mesela bu gelecekteki bir şey değil. Hatta geçen seneki. <gülüyor> yani, <gülüyor> Geçmişten yani gelen bir şey. Evet evet. Yani, yani hani böyle, bu performans artık hani bu e, şey gibi bir unsur değil. Hani bu 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra karşılaşacağız ya da dur o onları kimse kullanıyordur, kullanmıyordur gibi bir şey değil artık ciddi yatırımlarla kullanım hayatında yüzlerce, binlerce, on binlerce insanın kullandığı platformlara, yapılara ya da içeriklere dönüyoryu anlamak bazen zor olabiliyor. Hatta imkansız gibi ben sıklıkla o insanın fabrikalarının başında yani sunumlarımda anlatırken zaman skalalarının nasıl sıkıştığını anlatmaya çalışıyorum. Fakat şunu fark ettim. İşte 10 bin sene tarım devrimi, 5 bin sene yazı, 250 yıl sanayi devrimi, 30 yıl dijital devrim, 2 yıl chat GPT. Altı ayda fidi, fidi falan diye böyle sıkışa gittikçe şunu fark ettim. Anlatım ki işte anksiyete yaratıyor bu. Nasıl <laughs> ne oluyor gelmeyin üstüme falan filan diye bir kere bu bilgiyi otomatik bir reddetme şeyi oluyor. Yani bana ne bunlardan gibi. Halbuki mesela burada aslında bir beceriye ben vurgu yapmak istiyorum. Biraz böyle bugünden takip edilebilir bir gündem değil. Yani teknik adam değilsen, yazılımcı bilmem ne değilsen o kadar kasma ama dans etmeyi öğrenmek lazım bununla. Yani mesela fikirleri açık olmak lazım. Uygulamaları bir görmek, bir denemek lazım. Mesela bütün bütün iş yapış biçimimizi bir 10 dakika maruz kaldığımız bir şeyin dönüştürebileceği bir dünyada buna izin vermek lazım. Belki hayatımızdan bir sürü yükü alıp bizi gerçekten ihtiyacımız olan şeye yönlendirecek. Ya da hiç aklımıza gelmeyecek kolaylıkta işte atıyorum sağlığa eğitim içeriğine bilmem neye ulaşmaya sağlayacak bir şeyler var ama bana ne bana ne bir standartız olsun öyle bakayım falan işte önce bir devletim karar versin arkasından gideyim öyle bir devri geçtik muhtemelen yapay zeka ile ilgili kapsayıcı kanunları biz iki sene içinde yaparız ve iki sene içerisinde bugün bulduğumuz bütün uygulamaları modası geçer öyle hızlı ilerliyor bu iş. Evet. Dolayısıyla biraz böyle gözümüzün açık olması gereken bir zamandayız. Hani ben en başta tabii tezat gibi gördüm anlamıyorum falan dedim ama anlamaya çalışıyorum bir taraftan da. Sadece yarın ne olacağını kestiremiyorum. Bilişsel olarak bize ne olacak sence? Yani Abi, bu çünkü bilişsel bir değişim ya. İşte bir internet çöp cihazı mesela onlarla bir şey yaşıyoruz ya şu anda. Evet. Yani daha dün yoktu. İşte 10 seneden beri Hı -hı. mesela konum gönderiyormuşuz 10 seneden beri. Şu Hı -hı. anda mesela konum göndermeden buluşamıyoruz. Yolumuzu bulamıyoruz. Ben İstanbul'da her akşam evime giderken navigasyon açıyorum. Evimin yolunu bilmediğim için değil. Trafik durumu mesela buna ihtiyacım var. Daha önceden böyle bir veri yoktu. Bazen sağolsun aralardan götürüyor falan bir şeyler yapıyor. Yani şimdi bu tip faydalardan dolayı ufak ufak davranış değişikliği yapıyor ama bir taraftan da şöyle bir şey yapıyor. Artık mesela bir yerden bir yere yol tarifi düşünürken ben kafamda Google Maps'in görseli var. Böyle eğiliyor, rota çiziyor. Hem de yukarıda opsiyonlar var. Arabayla, toplu taşımla, yürüyerek falan diye. <laughs> Öyle görüyorum yani. Mesela bu bir düşünme biçimi. Ta 10 sene önce This is your brain on Google diye bir makale çıkmıştı. Google'da arama yapanın kafasının farklı çalıştığını göstermişlerdi işte çalışmada. Yani bizim tırnak içinde normal insanların düşünme biçiminden farklı. Bazen avantajlı bazen dezavantajlı. Şu anda da biz mesela hem yeni yetenekler geliştiriyoruz. Hem de eski yetenekleri kaybediyoruz. Mesela bazı arkadaşlarım var benim. isim vermek gibi olmasın. Navigasyonu bozuluyor mesela. Çünkü o bir iş sürücü. Hayatı öyle geçmiş. İstanbul'da yutmaz. Baş, harf baş harfi Sami. Evet. Adam navigasyona gıcık mesela. Özellikle navigasyonun dediğini yapmayası geliyor falan mesela. Şimdi onu anlıyorum çünkü navigasyonu okumaya başlarsa ağacın kenarındaki yosuna bakıp yönünü bulma yeteneğini zamanla kaybedecek. Onun kaybetmesini istemiyoruz. Dolayısıyla o kalsın. Ama başka yetenekler geliyor bize. Başka şeyler kazandırıyor. Mesela Google'a başım ağrıyor diye yazdığında kesin beyin tümörü çıkarsın. Çünkü Google en kötü sonucu veriyor. Ama bir sağlık uygulamasına gidip de ...ya kardeşim şunu şunu bunu hissediyorum dedin... ...o seni çeşitli filtrelerden işte hunilerden geçirdikten sonra... ...daha makul ve mantıklı... ...seni doğru bir yere yöneltecek bir... ...iyileştirici yola girebilirsin. Dolayısıyla bu yeni bir alışkanlık. Bir önceki alışkanlık... ...başım ağrıyor. <laughs> <Kedim ben dömerim. gülüyor> bu yani bu kötü olan kısmıydı. Şimdi bunu biraz daha iyileştiriyoruz. İlla ki bunun da problemleri olacak. Mesela işte dijital genellikle bize kendi içine izolasyon, biraz sosyallikten kopma falan gibi bir şeyler de getiriyor. Bunun da çaresinde bulabilme yöntemlerimiz var. Yeter ki insanın fabrika ayarlarını iyi anlayalım ve uygulamalarımıza bakarken, yaparken bu insanın neye ihtiyacı var diye daha çok soralım. Mesela demin zikrettiğiniz sağlık her zaman ihtiyacımız olan bir şey. Yapay zeka ne olursa olsun abi. Benim çarpıntım varken bunların hiçbiri beni ilgilendirmiyor. Yani benim o konuda iyi uygulamaya ihtiyacım Bir yok. de tabii orada şöyle bir aşama kaydediliyor Evital'le beraber. Bunu ben 3 senedir simüle ettiğim konulardan bir tanesidir. Yani gelişimin önemli uçlarından bir tanesi. Devletten artık bunun izni de çıktı. Şimdi bizim sağlıkla ilişkimizde benim kişisel anlamdaki temel verilerime dayalı bir şekilde bilgiye de ihtiyacım var. Bu Tabii illa ki. derin muayene olmak zorunda değil. Belli temel bilgileri de almama ihtiyaç var. Şimdi bu bilgilerle alakalı gerçek muhatabına kadar ulaştığım nitelikli bir ağ kurmazsam aynı az önceki söylediği şey oluyor. Google bana ya abuk subuk kafasına estiği herhangi bir şey söylüyor ve söylediğinden mesulde değil. Ama yani bu tarafta bana özelleşmiş bir sorunun yani oradaki sağlık hizmeti illa sonuçta e, şeyle olmak zorunda değil, ameliyatla tamamlanmak zorunda değil. Bir bölümü bil, bilgi bu şey. Ve o nitelikli bilgiyi bana özel ama benim durumuma, benim oradaki ihtiyacıma özel bilgiye ulaşabildiğim alan çok tahmin edilesi bir alanda ama bir türlü standartlarını oturtmak zordu. Şimdi artık onun standartları oturdu ve hani bu konuyla alakalı nitelikli bir background, nitelikli bir yatırım oluşuyormuş gibi görünüyor. Bu çok önemli bir değişim mesela çok. sağlıkta. Yani birçok sağlık hizmetini artık kurumlara gitmeden çözmenin bir altyapısı olacak. Benim tahminim bu arada bu neredeyse yüzde 40, yüzde 50 oranında büyük olduğunu tahmin ediyorum. Bilgiye ihtiyacımız var arkadaşım sağlıkla alakalı. Tabii Nitelik... ki ben bir de geçen sene Eczacıbaşı sevgili Eviter ekibiyle bir araya gelmiştim. Evet. Onlarla bir temel konuda da anlaştık bu arada. Yani fikir olarak mesela biz genellikle sağlık diye hastalık arıyoruz. Ha, Ama de. sağlığı ararsak daha çok sağlık bulacağımız konusunda anlaştık. Dolayısıyla ben mesela o fikriyatın hayatımıza girmesini çok önemsiyorum. Çünkü kan tahlili yapıp da arızalı değer bulma alışkanlığımız çok eski. Ve biz bunu sağlık zannediyoruz. Halbuki biz hastalık arıyoruz. Yani hastalık aramaktan gözümüzü çevirip hakikaten sağlık aramaya başladığımızda sağlığın zaten varsayılan zemin olduğunu göreceğiz. Bir tek o zemini bozan unsurları işte o zaman daha kolay değiştirip neyin uygun olmadığını daha kolay görebilme şansımız var. Bak o konuda da ileride büyük atılımlar bekliyorum ekipten. E, e, çünkü artık bunu yapmaya ihtiyacımız var. Ben seni bu konuyla alakalı izninle biraz önümüzdeki bölümlerde de biraz... Döveceğim Yok, mi? Yok. <laughs> e, biraz daha kazımak istiyorum bu konuda. Çünkü şuna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. <laughs> İyi bir şeydir derim. <laughs> yani hani sendeki cevherlere ulaşmak falan gibi bir, bir yönlendirme, kazıma kelimesi orada. Yani... Can cananda cevherler karşılıklı püskürür kardeşim. Sen <laughs> sen ben paslaşıyoruz. Çıkıyor bir şeyler işte. Ee, burada şöyle bir şey var. Çok yakın sürede bizim hayatımızı etkileyecek olan davranış, düşünme yöntemleri değişimleriyle burun burunayız ve insanların şu anda 3 yaşındaki çocuklarının 6 yaşındayken okula nasıl gidip gitmeyeceklerini belirleme, hangi okulu seçeceklerini belirleme problemi gibi problemleri var ve gerçekten yani teknoloji bunlarla ilgili değişimle alakalı bir tür karar opsiyonları geliştiriyormuş gibi görünüyor. Ve burası çok hazırlıksız. Bence yapanın da yaparken dur bakalım sonucu ne olacak deneyelim görelim babında ortaya attığını düşünüyorum. O yüzden birilerinin bu konuya bak hani belli opsiyonlar belirleme, belli seçenekler oluşturma gibi bir yükümlülüğü olduğunu zannediyorum. Böyle Kesinlikle. Bakıyorum. En azından imkanları herkese tanıtmada katkı vermemiz lazım. Çünkü o imkanı olduğunu bilmeyen öyle bir çözümü akıl edemiyor. Klasik seçeneklerden ya da yöntemlerden medet ummaya ya da o kapıları zorlamaya devam ediyor. Bu da bu kadar hızlı değişen bir dünyada, hele ki yenilik eğitiminden bahsediyorsan ya da sağlıktan bahsediyorsan çok yakın bir zamanda ciddi bir tökezlemeye sebep olabiliyor. Çünkü belki dünyanın gidişatı bambaşka bir tarafa giderken sen bir sonraki jenerasyonun insanını tamamen arkaik yöntemlerle donatmış gibi bir şey oluyorsun. O yüzden hani ben bu özgür medya, YouTube'u falan filan o açıdan çok önemsiyorum. Burada neredeyse yapay zeka ile ilgili ilk haberdar olma yerim neredeyse tamamen YouTube. Tabii. Yani benim zaten bütün sürekli önerilenlerde bunlar çıkıyor. Yani her gelişmeyi neredeyse 24 saat dolmadan buradan öğrenebiliyorum ve ondan sonra derinine girip girmeyeceğime karar verebiliyorum. Mesela bu müthiş bir fırsat. Ve belki de işte biz de burada bir içerik üretici olarak hani bu konuda birilerinin kulağına aa lan bunu da yapabiliyormuşuz kaçırırsak bu süper bir şey. E tabii ki bunun yanında işte diğerlerini de hem takip etmek hem doğru tercüme etmek falan gibi karmaşık görevler var. Valla bu konuda cevher var mı yok mu bilmem ama bu konuyu mesela 10 sene ezebiliriz gibi geliyor bana yani o kadar çok meyve veren bir konu ki. Evet. Devamlı devamlı evet. bizi şaşırtmaktan hiç vazgeçmiyor yani. Allah'tan hayırlısı bakalım Mustafa iyice de yaşlandık ya. Allah'tan hayırlısı <laughs> bakalım göreceğiz. Sakalları da kır düştü zaten. Bu arada Önce Can Sonra Can'ın ilk bölümüne gidin bakın. Sakar renklerini bir karşılaştırın. Bu program bizi valla yoruyor arkadaşlar. <laughs> Onu fark ettim yani. Bayağı bir düzenli karşı kayıt, mi? Düzenli kayıt enteresan bir sonuç veriyor gerçekten. Öyle, Öyle bir timelapse şey. lapse yapsak. Hı evet. hı <laughs> eriyor herifler <laughs> kamera karşısında. <laughs> değişiyor falan şeklinde haklısın. İyi, hiç pişman değilim. Biz bu sakalları değerlendirme de artmadık.